her şeyin sıradan göründüğü, güneşin her zamanki gibi doğduğu, insanların bir şekilde yaşama karıştığı, işlerin tıkır tıkır aktığı, çocukların umarsızca sokaklarda oynadığı alelade bir gün. Yıl milattan sonra 79 ve Roma İmparatorluğu'nun Pompei kenti Akdeniz'in incisi olarak gösterilecek kadar güzel ve ihtişamlı. Ancak o sıradan gün, bu güzel kentte yaşayan istisnasız herkesin yaşamını geri alınamaz şekilde değiştiren bir kabusa dönüşecekti. 100 yıl önceki Spartaküs'ün köle isyanında gladyatörleri saklayan Vezüv yanardağı ansızın patladığında gökyüzü önce zifiri karanlığa bölündü, ardından lavlar ve küller şehri yutmaya başladı. Sıcak lav dalgaları her şeyi önüne katarken insanlar kaçmaya çalıştı ama kaderlerinden kaçmayı başaramadılar. Pompei, yüzyıllardır uyuyan Vezüv yanardağının külleri altında kaybolurken geriye bir zaman kapsülü gibi saklanan insanların dehşet dolu o son anları kaldı. Bu video aniden tarihe gömülen bir şehrin hikayesi. Küller altında saklanan bir dünyanın yeniden keşfedilme yolculuğu. Roma İmparatorluğu'nun göz alıcı zenginliğini ve kültürünü yansıtan bir şehir olan Pompei, Akdeniz'in gözde bir liman kenti olarak hayat doluydu. Napoli şehrinin yakınlarında yer alan kentin çoğunluğu zenginlerden oluşan halkı, tapınakları, hamamları, pazarları, genel evleri ve kalabalık sokaklarıyla hareketli bir yaşam sürdürüyordu. Elbette bu günümüzden neredeyse 2000 yıl önceydi. Özenle işlenmiş mozaiklerle döşeli zengin villalarda yaşam süren Roma aristokratları, sanata düşkün ve güzellik peşinde bir topluluktu. Şehrin merkezinde yükselen Vezüv Yanardağı ise heybetli bir gözetmen gibi hep oradaydı. Ancak hiç kimse bu devasa dağın ölümcül olabileceğini aklına getirmiyordu. Evet, bazen küçük sarsıntılarla varlığını hatırlatıyordu ama bu günlük yaşamlarının bir parçası gibiydi. Sonlarını her gün görmeye alıştıkları bu heybetli dağın getireceğini asla bilemezlerdi. Zenginliklerini bile Vezüv Dağı'na borçlulardı. Onun sağladığı volkanik toprakta üzüm ve zeytin yetiştiriyor, zenginliklerine zenginlik katıyorlardı. Pompei depremlere alışmıştı. Kenti yıkıma götüren olaylar aslında milattan sonra 5 Şubat 62'de gerçekleşen büyük bir depremle başladı. Bu sarsıcı olay Richter ölçeğine göre 7,5 şiddetindeydi ve şehri tam bir harabeye çevirdi. Kentin su kemerleri ve altyapısı zarar görmüş, pek çok bina çökmüştü. Bu büyük yıkım Pompei halkı için önemli bir uyarı işaretiydi, ancak kısa süre sonra onarım çalışmaları başladı ve insanlar eski yaşantılarına geri döndüler. Hatta İmparator Nero'nun kente yaptığı ziyaret bu onarım çalışmalarını daha da hızlandırdı ve kente yeniden can verdi. Ancak sonraki yıllarda sismik hareketlilik durmaksızın devam etti. Büyük depremler ve küçük sarsıntılar halkın yaşamını sık sık durduruyor, insanları korkutuyordu. Fakat yine de 17 yıl önceki depremden beri hayat normale dönmüştü ve şehir eski görkemine kavuşmuştu. Milattan sonra 79'a gelindiğinde özellikle yaz aylarında daha da garip olaylar olmaya başladı. Şehrin can damarı olan Sarno nehrindeki balıklar kıyıya vurmuş, su kaynakları kesilmiş, Vezüv Dağı yamacındaki üzüm bağları aniden solmuştu. Halk için bunlar kaygı verici olsa da büyük çoğunluğu gerçek tehlikenin farkında değildi ve şehri terk etmeye ihtiyaç duymadı. Milattan sonra 24 Ağustos 79'da sabahın erken saatlerinde Vezüv Yanardağı'nın derinliklerinde 1000 yıllık birikmiş enerji aniden serbest kaldı. Gökyüzüne fırlayan ateş ve duman, insanların gözünde sadece bir volkanik etkinlik olarak görülse de asıl dehşet öğle saatlerinde patladı. Yanardağ, tüm zirvesini paramparça eden inanılmaz bir güçle infilak etti. Ponza taşı parçalarından oluşan devasa bir mantar bulutu 43 metre yüksekliğe kadar ulaştı. Bu patlamanın muazzam enerjisi, yüzyıllar sonra Hiroşima'ya atılan atom bombasının on binlerce katına eşdeğer olarak hesaplanacaktı. Kül bulutları Pompei'ye hızla çökmeye başladı. Havada asılı duran bu yoğun kül, hafif olmasına rağmen öylesine yoğundu ki, çok kısa bir sürede her şeyi kaplayarak kenti yutmaya başladı. İnsanlar çaresizlik içinde kaçmaya veya bir yerlere sığınmaya çalıştı. Böylesine öldürücü bir güçten ne yaparlarsa yapsınlar kaçmaları imkansızdı. Vezüv Yanardağı'nın getirdiği bu korkunç ölüm, zengin fakir ya da efendi köle ayırt etmeksizin tüm Pompei halkı içindi. Ertesi gün gerçekleşen bir başka güçlü patlama, kül bulutunu daha da yükseğe ulaştırdı. Üstelik bu kez ilk patlamadan daha ağır taşlar barındırıyordu. İçindeki daha ağır ve kalın taşları üzerlerine yağdırarak kentteki yapıların bir kısmını çökertecek kadar da yoğundu. Bir önceki patlamadan sağ kurtulup da şehirden kaçamayanlar umutsuz bir halde sevdiklerine sarıldı. Kendilerini bir şekilde korumaya çabaladı. Fakat tüm bu çabalar boşunaydı. Saat ilerledikçe
Gökyüzündeki devasa kül kütlesi kendi ağırlığına yenik düşerek kenti yerle bir eden tam 6 adet ölümcül dalga oluşturdu. İşte bu aşırı ısınmış kül ve hava dalgaları Pompei'yi bir anda yerin metrelerce altına ve tarihin karanlık dehlizlerine gömdü. Şehir, taşlaşmış volkanik bir tabakanın altında kaybolarak neredeyse hiç yaşanmamış gibi unutulup gitti. Ta ki aradan geçen 1700 yılın sonunda, milattan sonra 1755'te Sarno kanalının inşa süreci başlayana kadar. Kanal için tünel kazmaya başlayan İtalyan mimarlar, o güne dek bölgenin insanları tarafından kulaktan kulağa, nesilden nesile aktarılan efsanelerdeki o talihsiz kentin tam üzerinde olduklarını anladılar. Çeşitli zorluklarla karşılaşılsa da yıllar süren arkeolojik çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılan Pompei Antik Kenti, bugün için dünyanın tartışmasız en ünlü tarihi noktalarından biri. Nasıl olmasın ki? Yüzeyin metrelerce altında bulunan ve neredeyse iğneyle kazılarak ortaya çıkarılan koskoca bir şehir. Ve o şehirde yaşanan korkunç felaketle taş kesilmiş, evet kelimenin tam anlamıyla taşlaşmış insanlar. Her neyle uğraşıyorlarsa, ne yapıyorlarsa öylece kalmış, kimisi evladına sarılmış, kimisi bir duvar dibine çökmüş. Gerçekten öylece ölüvermiş ve üzerlerine serilen kül tabakası sayesinde yerin metrelerce altına gömülerek tamamıyla korunmuş insanlar, evler, caddeler ve dükkanlar. Bugün için gerçek bir arkeolojik hazine. Bugün Pompei Antik Kenti'ni gezenler, taşlaşmış insanların aynı zamanda bükülmüş ve tuhaf pozisyonlarda ecellerini karşılamış olduklarını görür. Bunun nedeni aşırı ısınan havanın ciğerlerini yakmış ve kaslarını eritmiş olmasıdır. 1700 yılın ardından iç organlar doğal olarak yok olsa da kemikler bu kül yapısına karşı bir direnç göstermişler. İç organlardan boşalan vücut yapılarını alçıyla dolduran bilim insanları da bulunan bedenlerin böylece sergilenebilmesini sağlamış. Bugün kenti ziyaret edenlerin en çok etkilendikleri bölüm de işte burası. İnsanların ölüm anında verdikleri tepkilerin ve ölüm sancılarının en doğal haliyle gözlemlenebildiği eşsiz bir deneyim. 1861 yılında arkeolog Giuseppe Forelli'nin göreve gelmesiyle başlayan profesyonel kazılar bugün hala sürüyor. Ortaya çıkarılan 66 hektarlık alanın 44 hektarlık bölümünde kazı yapılmış olsa da geriye kalan alandaki çalışmalar devam ediyor. Hem bölgede hem de civardaki yerleşim yerlerinde ortaya çıkarılan tablet ve yazıtlarda birçok tarihi gerçek gün ışığına çıkarılmış durumda. Koskoca bir kentin ortaya çıkarılmasıyla asırlar öncesine ait sokaklarda dolaşabiliyor, evlerin zeminlerine ya da duvarlarına yapılan mozaikleri görebiliyor, bazı yapıların içleri gezilebiliyor ve heykellere dokunulabiliyor. Bu muazzam deneyimi her yıl yaklaşık 4 milyon insan yaşıyor ve kent bu özelliğiyle dünyanın en hareketli arkeolojik alanlarından biri. Peki ortaya çıkarılan yapılar hangileri ve bize neler söylüyor? Öncelikle Pompei'de çok hareketli bir yaşam olduğunu söyleyebiliriz. Sıradan insanlara ait evler, kölelerin kötü yaşam koşullarında tıklım tıklım yaşadığı yerler de var. Roma'nın çok zengin insanlarının tüm ihtişamlarını yansıttığı, tüm zenginliklerini döktüğü muazzam villalarda. Ortaya çıkarılan ve ziyaret edilebilen yapıların başında da Pompei'nin en geniş caddesinde yer alan ve o yıllarda kentin en zengin kadınlarından biri olan Julia Felix'in evi yer alıyor. Ev sahibisi Felix, sahip olduğu büyük arazinin bir bölümünü kiralık dairelere, diğer bölümlerini ise o yıllarda halkın kullanımını açmıştı. Bu kompleks büyük bir avlusu olan geniş bir ev, büyük bahçeler, sıcak hamamların bulunduğu bir termal tesis ve parktan oluşuyordu. Aynı cadde üzerinde sıcak ve soğuk yemeklerin servis edildiği ve Pompei halkının önemli uğrak noktalarından biri olan bir yemek evi de ortaya çıkarıldı. Burası tezgahı ve oturma yerleriyle günümüz barlarından çok da farklı değil. Proculus'un evi ziyarete kapalı fakat en önemli özelliği zaten dışarıdan görülüyor. Kapıya zincirlenmiş bir bekçi köpeğini tasvir eden çok şık bir mozaik döşeme. Marcus Lucretius'un evi ise avlusuyla ünlü. Bahçede Silenos heykelinden fışkıran bir su kaynağı tarafından beslenen, mermerden yapılmış zarif bir çeşme ve çeşitli mozaiklerle duvar süslemeleri var. İlyada ve Odise'den eserlerin tasvir edildiği Menander evi, gerçek boyutlu duvar resimleriyle öne çıkan Gizemler evi, Faun evi ve Napoli Prensi'nin evi gibi noktalarda büyük bir merak ve hayret duygusuyla geziliyor. Bunun dışında forum alanı, tapınaklar, amfiteyatro, gladyatör kışlası, çamaşırhane, hamam ve genel ev binaları da ziyaretçilerin ilgi gösterdiği diğer lokasyonlar. Sonuç olarak Pompei asla sıradan bir antik kent değil. Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını ve günlük yaşamının tüm çarpıcı detaylarını günümüze kadar taşımış, nadir bulunan bir zaman kapsülü. Volkanik küllerin altında yüzyıllar boyunca korunan bu kent, insanların zaferlerini, tutkularını ve sıradan yaşamlarını bizlere gösteriyor.
Aynı zamanda Vezüv Yanardağı'nın yıkıcı gücüyle yok olan Pompei, insanlığın doğa karşısındaki güçsüzlüğünü ve tarih boyunca süregelen kalıcılık arzusunu da simgeliyor. İnsanlığın hatalarını ve başarılarını anlamamızı sağlarken, aynı zamanda geleceğe dair sorumluluğumuzu da bir tokat gibi bizlere hatırlatıyor. Peki sizce ne oldu? Pompei, kimilerinin iddia ettiği gibi halkının içine düştüğü zevk ve sefa sarmalının sonucunda ilahi bir cezanın kurbanı mı oldu? Yoksa doğanın ezici gücü karşısında hiçbir önlem almamalarının sonucunu mu yaşadılar? Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Abone olur ve bildirim zilini açarsanız sonraki videolardan da anında haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.